Sayın katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu oturumun başlığı mühendislik eğitimi. Mühendislik eğitiminin Türkiye'de ve dünyada mühendisliğin geleceğini birinci derecede etkileyecek bir konu olduğunun bilinciyle size düşüncelerimizi, görüşlerimizi aktarmaya çalışacağız. Bu oturumda üç konuşmacı arkadaşımız var. Birisi Profesör Doktor Mithat İdemen, tanıyorsunuz. Mithat Bey elektromanyetik teori alanında sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen bir bilim adamıdır. Ve 40 yıl civarında mühendis yetiştirmeye katkısı da bulunmuş bir eğitimcidir. Diğer bir katılımcımız Profesör Doktor Yusuf Leblebici. Halihazırda yurt dışında İsviçre'de elektronik hocalığı yapıyor. Ama daha evvelki yıllarda değişik ülkelerde, değişik eğitim kurumlarında mühendislik eğiticiliği yapmış bir arkadaşımız. Ve üçüncü katılımcımız Sayın Engin Arıkan, hem eğitimcilik geçmişi olan hem de sanayicilik hayatı olan, aynı zamanda Türkiye'de mühendislik eğitiminin akreditasyonu konusunda aktif olan MÜDEK kuruluşunun da yönetim kurulunda üye olarak hizmet görüyor. Toplantıya biraz geç başladığımız için zamanı iyi kullanmayı düşünüyorum ve bu nedenle hemen sözü Sayın Mithat İdemen'e veriyorum. Mithat Bey, mühendislik eğitiminde temel bilimler konusunda bizi bilgilendirecek. Sayın Başkan, değerli dostlarım, benden istenen konuşmanın asıl ismi, başlığı Duran Bey'in söylediği gibi mühendislikte temel bilimler idi. Ben bu konuda geçmiş yıllarda bazı yerlerde yazılar da yazdım, bazı yerlerde konuşmalar da yaptım. Fakat onlar bir işe yaramıyor tabii, çünkü etkili kişiler arasında yer almıyoruz. Bu konuşmayı kabul ettikten bir müddet sonra, şimdi biraz sonra size göstereceğim. Türkiye'de gazetelerde, televizyonlarda yetkili bazı kişilerin konuşmaları, beyanları çıktı. Onların üzerine ben konuşmanın o şekilde olmamasını eğitim ve temel bilimler diye araya bir ve koymayı tercih ettim. İşte benim konuşmamda onun için Duran Bey'in o söylediği gibi orijinal biçimi değil, bu şekilde size bir şeyler söylemek istiyorum. Ben aslında eğitimci değilim. Eğitim konusunu kendisine uzmanlık alanı olarak seçmiş, o konuda dünyada olanı biteni izleyen ve sizlere de bir şey öğretmeyi düşünen bir kişi değilim. Fakat benim ömrüm hep eğitim kurumlarında geçti. Bazen öğrenci olarak, bazen öğretmen olarak. Ayrıca çocuklarım, torunlarım da hep ömürleri eğitim kurumlarında geçti. Bu nedenle o konudaki izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Söyleyeceklerim özellikle bundan sonraki ülkemizdeki uygulamalarda herhangi bir şekilde etkin olacaktır diye bir düşüncem yok. Çünkü ülkemizin etkin ve yetkili kişilerinin görüşleri, dünya görüşleri, eğitim konusundaki görüşleri benim görüşlerimle uyuşmuyor. Bunun neden uyuşmadığını size son birkaç ay içerisinde gazetelerde çıkmış olan ve çok tartışma konusu olan bir iki şey size göstererek
açıklamaya çalışıyorum. Umarım bana hak vereceksinizdir. Bir tanesi bunu bir okumanızı rica ediyorum. 21. yüzyılın başlarında işte bizde çok önemli bir kişinin söylediği bir cümledir bu. Bir tane daha. Bu da gazetelere düştü yakın zamanlarda. Yani benim moralimi bozan şeylerden biridir. Bir tane daha. Şimdi bakın, bu sözleri söyleyenler kıyıda köşede kalmış herhangi vatandaşlarımız değil. Bunlardan bir tanesi, bakın, o bir üniversitenin rektörü. Rektör durduk yerde hemen ortaya çıkmıyor. Bir kişi nasıl rektör oluyor? Hepiniz hatırlıyorsunuz ama ben gene de bir söyleyeyim. İlk önce bu kişi bir yüksekokul diploması alıyor. Sonra bir konuda uzmanlaşıyor ve de jürilerin önünde uzmanlaştığını, çok yüksek düzeylerde şeyler yaptığını kanıtlayıp bir doktor unvanı alıyor. Ondan sonra kadrolara atanıyor. Gene bir yayınlar, bir şeyler yapıyor, fikirler üretiyor. Doçent oluyor, profesör oluyor. Sonra bizim ülkemizdeki etkili, yetkili kişiler yüzlerce, binlerce profesör arasından bunu beğenerek, alkışlarla getirip üniversiteye rektör ediyorlar. Bu sadece bu durumda bir kişinin sözü değil, bunu alkışlarla buralara kadar getirmiş olan kalabalığın bir görüşüdür. 21. yüzyılın başlarında böyle bir görüş nasıl bu toplum tarafından benimsenir? Ve de böyle bir toplumda eğitim konusunda ne söylenebilir bilmiyorum. İkinci cümle de çok önemli. O da bir üniversitenin yardımcı doçent ararken verdiği ilan. Yani düşünebiliyor musunuz? O da önce bölüm kurulunda böyle bir şeye ihtiyaç olduğu tartışılıyor. Bölüm kurulu uygun buluyor, dekanlığa yazıyor. Fakültenin kurullarında da bu görüşülüyor. Onlar da beğenerek rektörlüğe iletiyor. Oradan da daha yukarılara, bilmiyorum göke kadar da gitmiş midir, sonunda da bu ilan çıkıyor böyle. Bizde gazetelerde eğitimci olmayan, akademisyen olmayan gazetecilerin böyle olur mu böyle şey demeleri üzerine olay oldu bu. Yani bu da gösteriyor ki bu görüş de, şeytanla uğraşma görüşü de bir kişinin değil. Bu da bir ekibin, bir kalabalığın, bizim kalabalık bir vatandaş grubumuzun görüşüdür. Ve bunlar hep etkili yetkili kişiler. O alttaki de çok ilginç. O da 15 senedir bizi yöneten ve arkasında %51 kadar vatandaşımızın bulduğu, her şeylerine hepsinin alkışladığı bir partinin bir gençlik kolları başkanının görüşü. Yani aya gidilip gelindiğini, yalan olduğunu söylüyor. Bizi kandırıyorlar diyor. Ve de dünyada düzdür diyor. Nasıl tasarlıyor? Ve bu delikanlı da ben eminim gene üniversitenin birinden bir diploma almıştır. Bir böyle düz olan bir dünya tasavvur edebiliyor. Herhalde kenarını falan da bilebiliyor. Böyle bir durumda eğitim hakkında konuşmanın bir anlamı var mıdır diye kendi kendime önce sordum. Sizler de düşünün ve sonra ben vazgeçeyim, böyle bir konuşma yapmanın anlamı yok dedim ama beni buraya çağıranlara ve de zahmet edip ilgi gösterip gelen sizlere saygısızlık olmasın diye emek vererek, hazırlanarak geldim, yani sırf sizlere saygısızlık olmasın diye. Şimdi konuşmamı sizlere söylemek istediğim şeyler aslında sadece bir sohbet havasında olacak. Size hayallerimi, eğitim konusundaki düşüncelerimi aktarmak istiyorum. Önce bir tanım yapmak istiyorum. Eğitim nedir? Mesela şöyle bir tanım yapabiliriz. Eğitim bir kişiye veya kişilere belirli bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla yapılan bir faaliyettir. Böyle olunca hemen buradan anlaşılıyor. Eğitim doğduğumuz günden başlıyor. Hayatımız boyunca, hayatımızın sonuna kadar süren bir süreç. Eğitimin ilk etkilerini, eğitimle ilgili ilk eğitimleri çocuklar ailelerinden, annelerinden, babalarından alıyorlar. Sonra akrabaları, mahalleleri, eve giren gazeteler, televizyonlar, bunların hepsi kişiyi eğitiyor.
Bu çağlardaki eğitim bence ondan sonraki eğitimin temelini de oluşturduğu için çok daha önemli. Çünkü insanın kişiliği küçük yaşlarda 5, 6, 7 yaşlarındayken oluşuyor. Burada eğer herhangi bir şekilde uygun olmayan bir eğitimle kişilik oluşmuşsa ondan sonra devletin okullarında yapılan eğitim buradaki kötü etkileri kolay kolay silemiyor. Bunlar baskı altında tutulsa bile bazen kişilerde bir kompleks yaratıyor, bir aşağılık kompleksi. O da kine dönüşüyor, kindar insan yaratıyor ve o kindar insanlar zaman zaman da topluma ve hatta dünyaya bile büyük zararlar verebiliyorlar. Bu nedenle ben bu konuda bu önceki okul öncesindeki eğitim hakkında düşüncelerimi, birkaç şeyimi size söylemek istiyorum. Ben eğitimi biraz sonra daha söylediğim zaman daha berraklaşacak ikiye ayırıyorum. Bir tanesi özel eğitim diyorum. Ötekisi de devletin verdiği, sağladığı milli eğitim diyebileceğimiz bir eğitim. Biraz daha sonraki hayallerimi veya düşüncelerimi söylediğimde daha rahat anlayacaksınız. Ben ona evrensel eğitim demek istiyorum. Milliliğin de ötesinde bence öyle bir eğitim olmalıdır diyorum. Özel eğitimden kastettiğim ne? Mesela bir çeşit eğitim var. Onu ben toplumların desteklediği türden eğitim olarak düşünüyorum. Mesela sizlerde de olmuştur, çevrenizdekilerde de olmuştur. İnsanlar çocuklarının birkaç yabancı dil konuşmasını, birkaç müzik aleti çalmasını, dans etmesini, spor yapmasını vesaire bunları arzu ediyorlar, istiyorlar. Bunun için ne yapıyorlar? Bu konularda çocuklarını eğitecek birilerini buluyorlar. Onlara çocuklarını eğitsin diye rica edip bu eğitimi sağlatıyorlar. Bu bir özel eğitim oluyor. Bunun için aile bir fedakarlıkta bulunmak zorunda, bir para ödemek zorunda. Her aile maalesef bunu yapacak durumda değil. Yani çocukların büyük bir kısmı böyle bir özel eğitimden mahrum kalıyor. Bu özel eğitimin içerisinde ben dinleri, inançları da burada olması gerektiği düşüncesindeyim. Aile çerçevesinde olmalıdır diyorum. Şimdi hep böyle gazetelerde her yıl okuyoruz. Avrupa'dan, Japonya'dan, Çin'den çok insanlar, olgun insanlar mesela Mevlana törenlerini izlemek için Konya'ya geliyorlar. O Mevlana törenlerine hatta fiilen katılıyorlar. O havayı görmek istiyorlar. O konulara ilgi gösteriyorlar. Tersine bizden de Avrupa'dan, Türkiye'den çok gençler mesela Budizm'i öğrenmek için, Budistlerle birkaç hafta veya bir müddet bir arada yaşamak için Tibet'e gidiyorlar, Hindistan'a gidiyorlar. Onlara bir sevgi, sempati duyuyorlar. Yani benim bu dinler, dini inançlar da özel eğitim çerçevesi içinde düşünülmelidir dediğimin temelini de bu oluşturuyor. Yani insan illa bir dine bağlanıp kalmak zorunda olmayabilir. Başka dinlerin de ritüellerini öğrenmek isteyebilir. Hatta sevdiklerini uygulayabilir de onlara sempatik gözle bakabilir de. Bu özel eğitimin içerisinde bir ikinci türden eğitim daha var. O bence çok çok daha önemli o da. Nasıl önemli? Bazı aileler, bunu gazetelerde hep görüyoruz, duyuyoruz ve eminim sizler de bunun sıkıntısını çekmişsinizdir. Çok rahatsız olmuşsunuzdur. Çocuklarını işte dilencilik, kapkaççılık, fuhuş, benzeri şeyler yapsınlar, para kazansınlar diye eğitiyorlar. Bu da eğitim istiyor aslında. Çünkü toplumlar, devletler böyle bir olayı istemedikleri için bunu cezalandırıyor, baskı altına almak istiyor. Çocukların karşılaşacakları kötü insanlardan veya hastalıklardan kendilerini korumaları için veya polise, savcıya, hakime uygun bir şekilde ifade verebilmeleri için de eğitiliyor bu çocuklarda ve bunlar da bu işleri yapıyorlar. Maalesef bu şekilde bir eğitime tabi tutulmuş olan çocuklar toplumlar için çok çok büyük bir problem oluşturuyor. Mesela ben de böyle bakıyorum geçmiş yıllara çocuklarım ben bunlardan çok çok rahatsız olduk. Yani bizi çok üzdüler bunlar bu şekilde eğitilmiş çocuklar. Bir üçüncü grubu daha var bunun. Bu üçüncü grupta da
bazı toplumlar veya devletler diyeyim bunu destekliyor, bazıları da desteklemiyor. Cezalandırmak, yok etmek, bastırmak istiyor. Bunun da tipik örneği terör. Aslında terörist de bence çok yoğun, çok ağır bir eğitimden geçiyor. Nasıl bir eğitimden geçiyor? Yani nasıl bir insan bunu yapar ben tasavvur edemiyorum. Tanımadığı insanların canına, sağlığına, malına kıyıyor. Yani insan tanıdığı, sevmediği veya şikayetçi olduğu birine zarar vermek isteyebilir de tanımadığı, bilmediği kişilere nasıl böyle canına kıyar onu anlamıyorum. Ve bunlar öylesine beyinleri yıkanabiliyor ki canlı bomba olarak kendi canına da kıyıyor bunlar. Bunlar da bugün toplumlar için, dünya için çok büyük bir felaket diyeceğimiz boyuta geldi ve hepimizi de tetirgin ediyor. İşte ülkemizdeki OHAL uygulamasının nedeni de bu. Bu şekilde eğitilmiş olan insanlar ki içinde bizim vatandaşlarımız da var, bizim gibi insanlar da bunlar arasında çok. Benim asıl konuşmak istediğim veya bizim burada söz konusu etmek istediğimiz bu şekilde özel eğitimler değil. Bizim asıl konuşmak istediğimiz devletin vatandaşlarına, çocuklarımıza vermek istediği eğitim. Şimdi bunun da bir tanımını yapmak istiyorum. Milli eğitim ne demektir? Önce tanımını yapalım. Bunu kendim böyle bir tanım yapıyorum. Sonra bunu görelim. Şimdi okuyorsanız eğer tahmin ederim herkes okuyabiliyor. Buradan hemen şöyle bir şey görünüyor. Bunun hedef kitlesi 5 ile 25 yaş arasındaki genç kuşak. Yani eğitime devlet aşağı yukarı 5 yaşındaki çocukları eğitmekle başlıyor. Bu 25 yaşına kadar doktora eğitimini kastediyorum. O zamana kadar sürüyor. Şimdi devlet belirli nitelikte vatandaşlara sahip olmak istiyor. Şimdi bu vatandaşların bir kısmı devletin, toplumun itibarını, refahını yükseltmeye çalışırken bazılarının buna hiç böyle katkıda bulunmamasını da arzu etmiyor. İstemediği için vermek istediği eğitimi zorunlu yapıyor. Yani bunun devlet eğitimi, milli eğitim olduğu için bir zorunlu niteliği var. O özelliklerinden bir tanesi zorunlu. Peki bu zorunlu olunca ne olacak? Devlet insanların çocuklarını alıyor, ben buna illa bu eğitimi vereceğim diyor. Yani zorla bu eğitimi madem vermek istiyor, o halde bu eğitimin bedava olması lazım. Ayrıca bu eğitimin bir özelliği daha var. Madem ki bütün çocuklara kendisi bunu veriyor, çocuklar arasında da ayrım yapmaması. Herkese aynı içerikte, aynı kalitede eğitim vermesi lazım. Bu toplum için ve de devlet için bence ahlaki ve vicdani bir sorumluluk konusudur. Maalesef ama bizim yöneticilerimiz bunun bilincinde değiller. Yani bu vicdanları da rahatsız olmuyor bundan. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bu çocukların eline bir diploma veriliyor. İlkokuldan sonra, ortaokuldan, liseden sonra. Sonra bunların önüne fırsatlar seriliyor. Bu fırsatlar milletin verdiği vergilerle sağlanmış fırsatlar. Ve bu çocukların hepsine gelin yarışın burada deniyor, sınava tabi tutuluyor. Kalitesiz bir eğitim sunulmuş olan çocukların ötekilerle birlikte aynı yarışa girip de sonuca razı olmalarını beklemek bence vicdan sahibi kişilerin kabul edeceği bir şey olmamak gerekir. Şimdi ülkemizdeki durum bu sözünü ettiğim şekilde mi? Bakın bu benim hemşerimin söylediği bir sözdür. Bu söz hepiniz duydunuz bunu. Bunu zaman geldikçe herkes de söylüyor. Bu çocukcağız eğitim görmemiş. Belki ilkokul eğitimi var mı ondan bile şüpheliyim. Fakat sonra kendinde var olan bir yetenekle geldi, meşhur oldu. Zirvelere çıktı. Bu sözü de söyledi. Bu sözü niye söyledi böyle ben merak ederim. Öyle anlaşılıyor ki o çevrede dedikodusu yapıldı bunun.
eğitimsizliğinin dedikodusu olduğu için o da bunu söyledi. Yani orada bunun elinden tutan birileri olsaydı tahmin ediyorum o yeteneğiyle belki de bir Pavarotti olabilirdi yani. Bu o durumda bir kişi de olabilirdi. Ama o çocuk öyle bir ortamın içerisinde yaşamak zorunda kaldı ki sonra kendisini kurşunladılar, felç ettiler ve kötü durumlarla da karşılaştı. Bence bu da işte toplumun herkese kaliteli eğitim vermemesinin bir sonucudur. Şimdi bu PISA denen uluslararası bir örgütçe yapılan bir sınavlar var. Oralara on binlerce çocuk katılıyor. Bizim ülkemizden de binlerce çocuk üzerinde bu deneniyor. 5'ten 25 arasındaki çocuklar üzerinde yapılıyor bu. Orada şimdi yapılan şeyde Türkiye ortalamalarındaki rakamlar bunlar. Dünyada bizim sıramız zannedersem 40'larda falan o sıralardayız. 70 ülke içerisinde öyle çok gerilerdeyiz biz. Ama benim asıl burada sizlere söylemek istediğim bu rakamlar değil, bundan sonraki. Marmara bölgesindeki çocuklarla Orta Anadolu'daki ve Doğu Anadolu'daki çocuklar bu sınavlara tabi tutulmuşlar. Onlar arasındaki fark aşağı yukarı %15, 16, 17 mertebesinde bir fark var. Yani ne oluyor bu? Batı Anadolu'daki çocuklar ötekilere göre çok daha kaliteli bir eğitim alıyorlar. Sonra da biz bunların hepsini Türkiye çapında bir fırsat karşısında sınava tabi tutuyoruz. Gelin de bu fırsatları paylaşın, bölüşün diyoruz. Tabii ki Doğu Anadolu'daki, Orta Anadolu'daki çocuklar bunlardan yararlanamıyorlar. Ama aileleri vergiyi ödüyor. O da ayrı bir konu. Bu nedenle bence bu eşitlik ve de aynı kalitede, aynı içerikte ders görme çok önemli. Peki, Cumhuriyetimizin başlarından beri durum böyle mi? Cumhuriyetin başından beri durum böyle değildi. Cumhuriyetin başlarında ülkemiz çok fakirdi, nüfus çok azdı. İnsanlarımızın hemen hemen %80'i, 90'ı cahildi, dünyadan bir haberdi. Ama devlet eşit kalitede herkese karşı açık bir eğitim sunmak için mesela parasız yatılı okullar açtı belirli yerlerde. Buralara köylerden ve kasabalardan istekli, yetenekli çocukları alıp okuttular. Tevhid-i tedrisat yasasıyla da herkese aynı düzeyde, aynı şekilde bir eğitim sunuldu. Ben hatırlıyorum, bizler girdik o sınavlara, ortaokulu bitirdiğimizde bütün derslerden geçerdik, ders biterdi. Yani diplomayı almaya hak etmiş gibi olurduk. Arkadan bir de eleme sınavları yapılırdı tekrar. Bu eleme sınavları Türkiye'nin her tarafında Ankara'dan gelen sorularla yapılırdı. Aynı sorular bütün Türk çocuklarına soruluyordu. Ve de devlet ülkenin hangi bölgesindeki çocuklar ne ölçüde başarılıdır, aralarında ne fark vardır onu görüyordu. Lise sonunda da tekrar yani lise bitirme sonunda bir de olgunluk diploması alıyorduk. Olgunluk sınavı yapılıyordu. Ona özellikle dikkatinizi çekiyorum. O sınavlar 4 dersten yapılıyordu. Bakın bunun içerisinde bence çok kaliteli bir seçim yapılmış. Mesela Türkçe diye bir ders yok. Kompozisyon var. İşte fizik, kimya var. Kimya da yok. Fizik ve felsefe, sosyoloji var. Yani böylece Avrupa'da, Amerika'da, Çin'de, Japonya'da her yerde itibarı olan derslerden böyle sınavlar yapılıyor. Şimdi benim o yaptığım tanımın içerisinde bir şey daha vardı. O hedef kitlenin yanı sıra şöyle bir şey söylemiştim. Yani genç kuşakların sorumluluk yükleneceği zamanın koşullarına rahatça uyum sağlamaları için onları yetiştirmek gerekiyor. Yani biz çocuklarımıza bugün bir eğitim veriyorsak hemen yarın gitsin de bir iş görsün, bir şey yarasın diye onlara o eğitimi hemen vermiyoruz. Duran bir dakika beklersen toparlayayım. Şimdi bu çocukların şeylerine bakacak olursak 5 yaşındaki çocuklar aşağı yukarı 25 yaşından 65 yaşına kadar sorumluluk yüklenecek. Yani 20-60 yıl sonrası için bunları hazırlamak gerekiyor.
25 yaşındakiler de eğer 65 yaşına kadar etkin olacaklarsa onlar da 40 yıl kadar daha sonrasına hazırlanıyor. Şimdi biz bunları bugünkü koşullarla eğiterek o günlere hazırlayamayız. Dünyada bir globalleşme başladı ve bu globalleşme gittikçe her gün daha da ağırlaşıyor, daha da yoğunlaşıyor. Şimdi bizim ülkemizde söze edilen duruma bakarsanız, geleneklerimiz ve milli değerlerimize bakarak çocuklarımızı eğitmekten bahsediliyor. Geleneklerimizi burada listede görüyorsunuz. İşte temelleri genellikle bunlar. Bunların bir kısmı, hatta hepsi belki yüzlerce, binlerce yıl evvelden çok lokal bir bölgede yaşayan atalarımızın yaşadıkları deneyimlerin üzerine oturuyor. Biz bunlarla bu çocukları eğittiğimizde 50-60 yıl sonrasında bunlardan ne bekleyebiliriz? Nitekim bakın Ekim ayının içerisinde Büyük Millet Meclisi'nde şöyle bir tartışma çıkmış, helal ilaç tartışması. Yani bizim geleneklerimiz, göreneklerimiz içinde var olan bu helal kavramıyla ilacın bile helal mı, haram mı olduğu tartışılıyor. Böyle bir şeyde biz çocuklarımızı nasıl yetiştirebiliriz? Ve de ürünler de aşağı yukarı işte Taliban, FETÖ vesaire gibi şeyler oldu. Eğer Duran bir dakika izin veriyorsan biraz da bu temel bilimlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bence çocuklara bizim vereceğimiz eğitimin temelinde gelenekler, görenekler değil, temel bilimler ve sosyal bilimler ağırlıklı olmak üzere konulmalıdır. Temel bilimlerin, ki asıl konum oydu benim, temel bilimlerin asıl önemli şeyi bence iki tane var. Bir tanesi, biz temel bilimleri çocuklara öğretirken onların yöntemlerini de çocukların benimsemesine çalışıyoruz. Mesela matematiğin yöntemlerine çocuk matematik kültürünü biraz alırken onunla birlikte her şeye bir tanım yaparak başlamak gerektiğini görüyor. Hemen paldır küldür lafa girmemeli. Ben televizyonda dikkat ediyorum, konuşuyorlar, aynı sözcük ağızlarından çıkıyor. İkisinin kafasındaki kavram aynı değil ama o sözcük aynı şeye karşıt gelmiyor. Sonuç olarak da bu bir ispatla sonuçlanmalı. Doğal bilimlerde de, fizikte, kimyada da önce bir tanım yapmak, sonra bir yasa söylemek ve de onu deneylerle kanıtlamak gerekiyor. Temel bilimlerin bir ikinci önemi de bence bizim uygarlığımız temel bilimlerin üzerine oturuyor. Şimdi biz çocuklara daha küçük yaşlardan itibaren bu temel bilimleri sevdirtmeyi becerebilirsek, onlar bunlara sempati duymaya başlarlarsa, yaşları ilerledikçe tabii ilkokul öncesinde bunlar küçük dozajda verilebilir, ortaokulda, lisede dozaj arttırılabilir. Ama biz bir lise mezunundan bir elektronik mühendisinin veya bir makine mühendisinin becerisini beklememeliyiz. Öyle bir şey yok. Ama çocuk onun önemini kavramalı. Kullandığı aletlerin, bu uygarlığın neyin üzerine oturduğunu bilmeli, benimsemeli. Bu durumda liseden sonra kendine bir yön seçecek olursa bir meslek daha doğru seçim yapabilir. Bugün üniversitelerimizin içinde bulunduğu durumla karşılaşmayız. İkinci bir tanesi daha, bugün uygarlığımız bu temel bilimlerin üzerine oturuyor. İnsan biraz da bence kimlere minnet borcu olduğunu, kimlere ne derecede müteşekkir olduğunu bilmek zorundadır. Ben bunu bakın abartmıyorum, çok samimice söylüyorum. Sabahleyin arabamın düğmesini çevirdiğimde o çok konforlu bir şekilde çalıştığında hemen zihnimden geçiyor. Bunu bu hale getiren çok insanlara benim minnet borcum var. Hiç aklımdan geçmiyor, ben parasını verdim de bunu satın aldım demiyorum. O para onun karşılığı değil. O kişiler hayatlarını verdiler, bunu yaptılar. Cep telefonumu veya bilgisayarımı kullandığımda orada bir şeyler yapıyorum. Gene içimden geçiyor. Birileri hayatlarını buraya verdiler, öldüler, gittiler ama ben bundan yararlanıyorum. Onlara bir minnet borcumuz vardır diyorum. İşte biz çocuklarımızın da hepsinin de kime böyle minnet borçları olduğunu düşünmeliler, kavramalılar, öğrenmeliler diyorum.
Yüksek öğretim için söylemek istediğim bir şey de var. Bu son sözüm galiba. Ben yüksek öğretimin ikiye ayrılmasından yanayım. Bir tanesi üniversite dediğimiz, ismi farklı olabilir, değişik isim koyabiliriz. Orada araştırma geliştirme ağırlıklı olmak üzere bir öğretim yapılabilir. Bu uluslararası işbirliğiyle olabilir ancak. Bir Türk üniversitesi, bir Fransız üniversitesi olmaz. Üniversite bence bir tanedir. Ve burada insanlar, bilim adamları devamlı surette birbirlerinin yaptıklarını izlerler, haberdar olurlar ve de bilinmeyen şeyleri geliştirmeye çaba gösterirler. Bu arada gençler de çok şeyler öğrenir. Onun yanında yüksek okuldan benim kastettiğim ki asıl toplumların kalabalık olarak bunlara ihtiyaçları vardır. Orada geliştirme yapmaya, araştırma yapmaya gerek yok. İsteyen meraklı olan yapabilir ama onun görevi, yasal görevi bu olmamalı. Orada mevcut bilgiler öğretilir. Mesela var olan bir fabrikayı işletmek, var olan bir aleti kullanmak, bakımını yapmak, tamirini yapmak vesaire bunlar için olmalıdır. Eğitim benim görüşüme göre bu globalleşmiş dünya içerisinde artık evrenselleşmiş bir şey olmak zorundadır. Ve dolayısıyla biz çağdaş dünya vatandaşı yetiştirecek şekilde 5 yaşındaki çocuklarımızdan yukarıya doğru herkese öyle bir eğitim vermeliyiz, öyle bir çaba içinde olmalıyız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın İdemen. Şimdi sözü Sayın Engin Arıkan'a vereceğim. Engin Arıkan MÜDEK temsilcisi olarak konuşuyor. MÜDEK biliyorsunuz Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalite kontrolü amacıyla kuruluş. Zamanı iyi kullanmak endişesiyle bu konuda kendi düşündüğümü söylemeyeceğim ve hemen Sayın Arıkan'a vereceğim mikrofonu. Tüm katılımcıları hoş geldiniz demek istiyorum. Bu konferansı düzenleyen elektronik mühendisleri odasına da çok teşekkür ediyorum. Buradaki sunumda MÜDEK organizasyonu ve MÜDEK'in faaliyetleri, mühendislik programlarının değerlendirilmesi faaliyetleri hakkında bilgiler vermek istiyorum. MÜDEK'in amacı farklı disiplinlerdeki mühendislik eğitim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yapmak ve Türkiye'de mühendislik eğitiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Global standartlar seviyesinde geliştirmeye çalışmak. Bu şekilde tabii toplum için daha faydalı, daha nitelikli mühendislerin yetiştirilmesini ve bu yolla toplum refahının ileri götürülmesini sağlamak. MÜDEK 2002 yılında Mühendislik Dekanlar Konseyi tarafından kurulmuş bir sivil toplum platformu. Daha sonra 2003 yılında akreditasyon çalışmalarına başlıyor. Bağımsız sivil toplum kuruluşu 2007 yılından bu yana da dernek olarak faaliyetlerini sürdürmekte. MÜDEK'in tamamen gönüllüler tarafından kurulduğu ve çalış faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtmek ve vurgulamak istiyorum. MÜDEK'in yetki bölgesi Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'deki üniversiteler. Bunlar YÖK tarafından kabul edilmiş mühendislik eğitim programları. MÜDEK bunları programları akreditiyor. Bu bir kalite denetimi değil. Akreditasyon kalite denetimden daha farklı bir şekilde çıktı bazlı olarak yapılıyor. Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı var. Her 5 yılda bir YÖK tarafından şu anda Yüksek Öğretim Kalite Kurulu şeklinde bir yapı var. Daha önceden 2007-2013'te YÖK tarafından yetkilendirilmiş 5'er yıllık sürelerle ve şimdi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tüm akreditasyon ajanslarını mühendislik disiplinde olduğu gibi diğer disiplinlerde de çalışan ajansları yetkilendiriyor. Program değerlendirmesi yapmak üzere. MÜDEK aynı zamanda 2009 yılından bu yana değerlendirme yaptığı
programlara U-RACE Bachelor Engineering etiketi vermek için yetkilendirilmiş durumda. 2009 yılında ilk defa başlamış, 2013 yılında 5 yıllık süreyle tekrar yenilenmiş, 2018 sonuna kadar bu geçerli. Önümüzdeki dönemde tekrar yeniden değerlendirme için dış değerlendirmeye devam edecek. Aynı zamanda International Engineering Alliance, Washington Accord, bu mühendislik eğitimi ile ilgili olan anlaşma, bunun tam üyesi. 2011 yılında üye oldu. 2017 yılında 6 yıllık bir süreyle 2023'e kadar da yetkisi uzatıldı. Kısaca organizasyondan bahsetmek istiyorum. Dernek olarak 87 üyemiz var şu anda. Gönüllü değerlendiriciler olarak da yaklaşık 290'a yakın değerlendiricimiz var. Bunların tamamı gönüllü olarak çalışıyor. Mali faaliyetlerimiz için bir iktisadi işletmemiz var. İktisadi işletme dış denetime de açık ve bu şekilde tüm faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yönetim kurulumuz var. Genel kurul altında faaliyet gösteren. İktisadi işletme belirttiğim üzere mali konularda çalışma yapıyor. Tam kadrolu ofisimizde şu anda 3 kişi. Bunlar gönüllü olarak değil, ücretli olarak çalışan kişiler. Bir genel sekreter, bir ofis yöneticisi, bir de akreditasyon yöneticimiz var. Bunlar dışında çeşitli komitelerimiz var. Ölçütler komitesi, eğitim komitesi vesaire gibi. Ayrıca program değerlendirme kararlarını veren mühendislik akreditasyon kurulumuz var, MAK adı altında. Tüm değerlendirme takımları MAK tarafından oluşturuluyor. Bir de deneyimli değerlendiricilerden oluşan danışma kurulumuz var. Zaman içinde önümüze çıkan çeşitli konuları danışma kurulumuz bize karar vermek için yön gösteriyor. Değerlendirme ve akreditasyon temel özelliklerini kısaca bahsetmek istiyorum. Biz eğitim programı değerlendirip akreditasyon veriyoruz. Sıralama yapmıyoruz. Programlar önceden tanımlanmış ve kamuya açık değerlendirme ölçütlerine ve değerlendirme süreçlerine göre değerlendiriyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler çıktı bazlı ve değerlendirme ölçütlerini yeterince sağlayan programlara, yani bu bir minimum seviyeyi tespit ediyoruz. Bu seviyeyi sağlayan programlara akreditasyon veriyoruz. Kurumlar programların değerlendirmesi için müdeke gönüllü olarak başvuruyor. Program değerlendirmesini de ücret karşılığında yapıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi sürdürebilmemiz için mali kaynaklarımız akreditasyon için aldığımız ücretlerden oluşuyor. Ayrıca çok cüzi üyelerimizden aldığımız yıllık 60 liralık bir üyelik aidatı var. O da oldukça cüzi bir gelir olarak faaliyetlerimize yansıyor. Değerlendirme süreci programlar bildiğiniz gibi zorunlu değil. Akreditasyon Türkiye'de gönüllülük bazında. Ancak yüksek öğretim seçme yerleştirme sınav kitapçığına 2015 yılından başlayarak programların akreditasyon var mı yok mu şeklinde bir bilgi de eklenmeye başladı. Bu nedenle akreditasyon yüksek öğretim kurumlarında giderek daha önem kazanıyor. Çünkü öğrenciler seçecekleri programları akredite olmadıklarına dikkat ediyorlar. Değerlendirme kurumun bir öz değerlendirme raporunu hazırlayıp bize sunmasıyla başlıyor. Daha sonra 3 günlük bir kurum ziyareti yapıyoruz. Akreditasyon kararlarında daha sonra kurum ziyareti yapan takımın hazırladığı bir rapor üzerinden MAK yapıyor. Akreditasyon sürelerimiz 5 yıllık sürelerle veriliyor. Ama yapılan değerlendirmede bazı yetersizlikler tespit edilirse o zaman daha kısa süreli akreditasyonlar da verebiliyoruz. Daha sonra kuruma tekrar gidip bu yetersizliklerin giderildiğine, ilgili önlemlerin alındığına bakarak süreyi 5 yıla tamamlayabiliyoruz. Kısa dönemli akreditasyonlar 1 ya da 2 yıl. Tüm kurumların müdek kararlarına itiraz hakkı var. İtiraz durumunda da bir itiraz komisyonu kuruyoruz ve itiraz komisyonu kararını yönetim kuruluna sunuyor. Değerlendirme ölçütlerimiz uluslararası standartlarla uyumlu tam olarak. YÖK'ün Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi, Mühendislik Temel Alanı Lisans Yeterlilikleri, Avrupa'daki mühendislik kuruluşlarının şemsiye kuruluşu olan ENIA tarafından yayınlanan U-RACE
çerçeve standartları, lisans seviyesi ve Washington Accord Graduate Attributes ile uyumlu. Ölçütlerimizi ulusal ve uluslararası standartları karşılamakta özellikle üzerinde durduğumuz bir konu. Bunları da zaman içinde güncelleyebiliyoruz iç ya da dış ihtiyaçlar çerçevesinde. Bugüne kadar yaptığımız faaliyetlerde 2003-2017 döneminde 51 üniversitede değerlendirme yaptık. Toplam 28 değişik disiplinde program değerlendirdik. Yaptığımız toplam değerlendirme sayısı 827. Bunların 357'si bir defadan fazla değerlendirilmiş programlar. Çünkü 5 yıllık aralarla ya da kısa dönemli akreditasyonda yapıyoruz. Toplam akreditasyon verdiğimiz program sayısı 288. Tabii verdiğimiz her akreditasyonla birlikte programlara bir de EURACE sertifikası veriyoruz. Bu şekilde programın NIH şemsiyesi altında tanımları da sağlanmış oluyor. 2017-2018 dönemi içinde 34 değişik üniversitede değerlendirme yapacağız. Şu anda devam ediyor bunlar. Toplam 22 ayrı disiplin ve 128 tane program değerlendireceğiz. EURACE etiketinden bahsettim. EURACE etiketinin sağladığı bize değerlendirdiğimiz programlar, akreditasyon verdiğimiz programlar mezunları Avrupa bölgesinde tüm ülkelerde bunların mezun oldukları programların eş değerlikleri substantial equivalence olarak kabul ediliyor. Böylece mezun olan mühendisler Avrupa bölgesinde tüm ülkelerde eş değer olarak kabul ediliyor. EURACE etiketi veren toplam 14 ajans var. Burada detaylarına girmeyeceğim. Bir de bunlardan bir tanesi ve en seçkinlerinden bir tanesi. Coğrafya olarak bakarsak gördüğünüz gibi MÜDEK akreditasyon almış bir program. Bu gördüğünüz coğrafyanın tamamında eşdeğer olarak kabul ediliyor mezunları. Diğer bir uluslararası tanırlık Washington Accord. Biz 2011 yılında üye olduk Washington Accord'a. Bu da dünyada Avrupa, kıta Avrupası dışında kalan dünyanın tümünü kapsayan eşdeğerlik sağlıyor. Akreditasyon akreditli olmuş bir programın mezunu için. Dünyada MÜDEK dışında her iki kuruma birden üye olan sadece İngiltere ve İrlanda var. Bu da dünyadaki kabul edilirlik. Yani MÜDEK akreditasyon almış bir kurumun mezunu bu ülkelerin tamamında mühendis olarak çalışabiliyor. Profesyonel mühendisliği kastetmiyorum, program eşdeğerli olarak. MÜDEK tamamen bağımsız bir kuruluş. Süreç ve ölçütlerimizi belirlemede bağımsızız. Akreditasyon kararlarını almakta bağımsızız. Ve finansal yani mali konularda da bağımsızız. Bunları sağlamadığınız takdirde uluslararası şemsiye örgütleri zaten üyeliğiniz kabul edilmiyor. Tamamen bağımsız olmak zorundasınız. Kimden? Yüksek öğretim kurumlarından bağımsız olacaksınız. Yüksek öğretim kurumlarının idaresinden sorumlu YÖK benzeri kurumlardan bağımsız olacaksınız. Ve devletten bağımsız olacaksınız. Tamamen şeffaf ve hesap verebilirlik prensibiyle çalışıyoruz. Tüm süreçlerimiz web üzerinde kamuya açık izlenebiliyor. Akreditasyon gerek kurumlar akreditasyona başvuran gerekse de değerlendireceğimiz tamamen gönüllüler tarafından yürütülüyor. Uluslararası standartlara ve bu standartların zaman içindeki gelişimine de uyuyoruz. Burada bu son yansı olarak göstereceğim. Daha fazla zamanınızı almak istiyorum. Değerlendirme ölçütleri dediğimiz zaman program değerlendirmesini bu ölçütler bazında yapıyoruz. Bu ölçütlerden bir kısmı girdi, bir kısmı da çıktı. Ölçüt 1 öğrenciler programın girdisi oluyor. Ölçüt 2 program eğitim amaçları. Programlar kendilerine eğitim amaçları tanımlamak zorunda. Bu amaçları mezunlarının 3-5 yıl sonra ulaşmaları gereken hedefleri içeren genel ifadeler olmalı. Benim mezun söz gelimi çok iyi araştırmacı olacak yahut sanayide çok iyi mühendis olacak veya
mezunlarımız yaratıcı, girişimci olacak gibi ifadeler arıyoruz program eğitim amaçlarında. Özel spesifik matematik bilecek yahut çok iyi elektromanyetik bilecek gibi amaçlar, ifadeler amaçlara uygun değil. Bunlar daha çok çıktı. Üç numaralı ölçütümüz program çıktıları. Bu da gördüğünüz gibi bir çıktı. Bu da mezun olan öğrencilerin mezun olduğu tarihte kazanmış oldukları bilgi ve becerileri içeriyor. Bunlar MÜDE'nin tanımladığı 11 tane çıktı var. Bu çıktılar işte temel bilimler, matematik, meslek dersleri. Bunların yanında çeşitli bir mühendislik eğitimi boyunca öğrencilerin kazanmasını istediğimiz bilgi ve beceriler var. Bunların içinde etik, sorumluluk, kanuna uygunluk, toplumsal sorumluluk gibi çok genel ifadeler de var. Bunların hepsinin mezunlar tarafından kazanılmış olduğunu, programlar tarafından kanıtlanmasını istiyoruz. Akreditasyonu buna göre veriyoruz. Dördüncü ölçütümüz sürekli iyileştirme. Burada şimdi bir süreç tanımlaması lazım programların. Yaptıklarını ölçmesi, değerlendirmesi ve bu değerlendirmeden topladığı verilerle programları daha iyiye götürmek için gerekli önlemleri almasını bekliyoruz. Dördüncü ölçütümüz bu. Beşinci ölçüt bir eğitim planı, yani müfredat. Derslerden oluşan, laboratuvarlardan oluşan öğrencinin 4 yıllık bir süreç içinde bu programdan mezun olmadan önce kazanacağı bilgi ve becerileri sağlamak için oluşturulmuş bir eğitim planı. Altıncı ölçütümüz eğitim kadrosu, öğretim kadrosu. Bu öğretim üyeleri ve araştırma standları konusunu içeriyor. Burada da programı yürütebilecek yeterli altyapıya sahip bir öğretim kadrosunun bulunmasını arıyoruz. Baktığımız şey öğrenci bir öğretim üyesi başına kaç tane öğrenci düşüyor? Öğretim üyelerinin kendilerini geliştirmeye, araştırma yapmaya, eğitim vermeye, bunların yanında sanayi, üniversite ilişkilerini canlandırmaya zamanı var mı yok mu bunlara bakıyor genel olarak. 7. ölçütümüz altyapı. Bu altyapıdan kastımız derslikler, laboratuvarlar, alet, edevat, yani öğrencilerin laboratuvarlarda deney yaparken kullanabilecekleri imkanlar, onlara bakıyoruz. 8. kurum desteği ve parasal kaynaklar, adı zaten oldukça açık. Bir programın kendisini sürdürebilmesi için kurum dediğimiz burada üniversite, fakülte ve parasal kaynaklar da adı üzerinde gerekli sarf malzemelerini, ondan sonra eğitim için gerekli imkanları devam ettirebilecek kaynakları var mı, buna bakıyoruz. 9. organizasyon ve karar alma süreçleri. Bu bir yüksek öğretim kurumunda rektörlük, dekanlık ve program bazında, bölümler bazında bakıyoruz ve birbirleri arasında geçişler, karar alma süreçlerinde şeffaflık ve etkin bir yapı kurulmuş mu? 10. ölçütümüzde bildiğiniz gibi birçok değişik program disiplin var mühendislikte. Her disiplin kendisine özgü ölçütler tanımlayabiliyor. Bu disiplinleri de burada şey olarak göstereceğim. Şu anda 24 ayrı disiplin için şeylerimiz var. Bu sunum webden erişilebilir olacak. Dolayısıyla detaylarını webden de görebilirsiniz. Şu anda disipline özgü ölçütler toplam 24 program için tanımlanmış durumda. Yeni programlar oluştukça da başvurularını yapınca bunlar için de ölçütler geliştiriyoruz. Disipline özgü ölçütler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Sayın Arıkan, şimdi vakit kaybetmeden sözü Yusuf Sülbe Bici'ye veriyorum. Dünyada mühendislik eğitimi konusunda söyleyecekleri dinlemek için. Çok teşekkür ederim. Ben çok konu başlığı olarak dünyada mühendislik eğitimi hakkında konuşmam istendi.
Ama takdir edersiniz ki dünyada mühendislik eğitimi hakkında 20-25 dakikaya pek fazla bir şey sığdırmamız pek mümkün değil. Bunun ötesinde bu kadar geniş kapsamlı bir konu üzerinde gerçekten geniş kapsamlı bir şeyler söylemek benim haddim de değil. Ben burada aslında size sadece kendi gözlemlerimden bazı örneklemeler vermeye çalışacağım. Dünyadaki mühendislik ve özellikle elektronik mühendisliği programları çerçevesinde bugüne kadar dünyanın değişik ülkelerinde görmüş olduğum uygulamalar ve değişik ülkelerde görmüş olduğum durumlarla ilgili bazı gözlemleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu yaparken de tabii ki kendi deneyimimden yararlanmak durumundayım. Ve çok kendine mahsus ve aslında çok da standart olmayan bir yoldan geçerek bugüne kadar gelmiş olduğum için dünyanın çok farklı ülkelerinde, çok farklı zaman dilimlerinde, değişik boyutlarda üniversiteler ve akademik ortamları görme şansına sahip oldum. Geçtiğimiz 37 sene boyunca benim üniversite deneyimim 1980 yılında Almanya'da Aachen Teknik Üniversitesi'nde başladı ve o dönemde Aachen Teknik Üniversitesi gerçekten klasik Alman ekolü diyebileceğimiz 20. yüzyılın mühendislikteki altın çağını yansıtan bir okuldu. Orayı görme şansını elde etmiş oldum. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'ne geri dönerek lisans ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım. Ondan sonra 1986-1990 arasında Illinois Üniversitesi'nde doktora eğitimimi yaptım. Bu da yine Amerika'nın en büyük araştırma üniversitelerinden bir tanesi. 50 bin öğrencisi olan son derece büyük ve geniş kapsamlı bir üniversite. Doktoradan sonra bir süre bu üniversitede yardımcı doçent kadrosunda kaldıktan sonra yine İstanbul Teknik Üniversitesi'ne dönerek doçentlik görevime devam ettim. Daha sonra yine Amerika'da ama bu sefer tam ters istikamette çok küçük yerel bir mühendislik kolejinde, sadece 3000 öğrencisi olan bir mühendislik kolejinde hocalık yaptım. Bu deneyim de bana çok ilginç şeyler öğretti. Daha sonra 2000-2002 seneleri arasında Sabancı Üniversitesi'nin kuruluşunda görev aldım. Sabancı Üniversitesi'nin o güne kadar başka yerde denenmemiş çok değişik, ilginç mühendislik programları oluşturmasında bizzat görev aldım ve mikroelektronik program koordinatörü olarak çalıştım. 2002'den bugüne kadar da Lozan Teknik Üniversitesi'nde kürsü başkanı olarak görevime devam ediyorum. Gördüğünüz gibi çok farklı ülkelerde ve çok farklı boyutlardaki akademik kuruluşlarda görev yapmanın bana getirmiş olduğu bazı tecrübelerden size birkaç gözlem derlemeye çalıştım. Aslında sizinle paylaşmak istediğim gözlemlerin sayısı sadece 3. Bunlar birbiriyle doğrudan ilintili gibi gözükmese de aslında dikkat ettiğinizde birbirlerine bağlayan noktaları da hemen fark edeceksiniz. Birincisi mühendislik ve özellikle elektrik elektronik mühendisliği eğitiminin zamana ve mekana göre gösterdiği değişiklikler. Aslında burada zaman ve mekana ek olarak bir de eğitimin seviyesini, yani lisans mı, yüksek lisans mı, doktora mı şeklinde bir üçüncü nokta daha buraya eklemek mümkün. Mühendislik eğitimi veyahut da elektrik mühendisliği eğitimi dediğimizde bu universal olarak her yerde aynı şekilde anlaşılabilecek bir şey değil. Ülkeye, ülkelere göre, zamana göre ve eğitimin seviyesine göre çok çok farklılık gösteren bir karaktere sahip. İkinci konuşmak istediğim husus temel eğitimin unutulan önemi. Sağ olsun Mithat Hocam bu konuya değindi. Ben de mühendislik eğitimi bağlamında burada söylemek istediğim birkaç şey var. Son olarak da araştırma ağırlıklı akademik ortamlar biliyorsunuz hep tercih edilen ve öne çıkartılan ve üniversite sıralamalarında kişilerin tercihlerini etkileyen bir durum. Buna ek olarak da özellikle Batı üniversitelerinde var olan tenür sisteminin
eğitime doğrudan nasıl etki ettiği konusunda kendi gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce bu birinci husus, mühendislik eğitiminin zamana ve mekana göre değişimi. Soruyu çevirip şu şekilde de sorabiliriz. Mühendislik hala revaçta olan bir meslek mi? Bu soruya farklı ülkelerde şu anda farklı cevaplar verildiğini göreceksiniz. Gerçek olan bir şey var. Mühendislik yıllar boyunca aslında hep okuyana kazandırmış olan bir meslek. Yani işin çok net bir ekonomik boyutu var. Bakın bu grafik bundan birkaç sene önce bir ekonomi dergisinde yayınlandı. Bu ekonomi dergisi de tabii ki olaya eğitim yahut da akademik faaliyet açısından bakmıyor. Tamamen ekonomik getiri açısından bakıyor. Yani bir öğrenci mühendislik okuduğunda bunun devamındaki 20-30 sene boyunca bunun ekonomik getirisinden ne kadar yararlanabiliyor? Veyahut da o öğrenci mühendislik değil de söz gelimi sosyal bilimler okumuş olsa bundan ne kadar yararlanabiliyor? Bu grafikte gördüğünüz noktaların her birisi bir üniversiteyi temsil ediyor. Hangisi olduğu önemli değil. Ama her nokta bir üniversite ve o üniversiteden mezun olmuş olan öğrenciler. Düşey eksen kazanç olarak okuyabilirsiniz bunu. Yani yukarı doğru gittikçe kazanç artıyor. O öğrencinin eğitiminden aldığı kazanç parasal anlamda. Bu öğrenci mezun olduktan sonra çalıştığı işlerde aldığı maaş olabilir. Başka şekillerde ekonomik getirisi olabilir. Yatay ekseni birazdan açıklayacağım. Ama kazanç açısından sadece baktığınızda görüyorsunuz kırmızı noktaların hepsi farklı farklı mühendislik okulları. Mavi noktalarda sosyal bilimler, sanat ve sosyal bilimler. Çok net bir farklılık hemen göze çarpıyor. Mühendislik okullarında okumuş olan öğrencilerin daha sonraki hayatlarında ekonomik başarıları sanat ve sosyal bilimler okumuş olan öğrencilere göre daha yüksek. Bu gayet net olarak gözüküyor. Yalnız burada bir ek bilgi daha var. Bence o daha da ilginç. O da şu yatay eksene dayalı olan gözlem. Yatay eksen bu farklı farklı noktacıkların yani o üniversitelerin öğrenci kabul etme yüzdelerini gösteriyor. Sola doğru gittiğinizde öğrenci kabul yüzdesi çok düşük. Yani o üniversiteler çok seçici veyahut da burada Türkiye'deki anlamıyla ifade edersek o üniversitelerin puanları çok yüksek. Öğrencileri seçerek alıyorlar. Sağa doğru gittiğinizde ise üniversitelerin kabul oranı gittikçe yükseliyor. Eksenin sağ tarafına dayandığınızda pratik olarak o üniversiteler her gelen öğrenciyi alan üniversiteler. Şimdi burada çok ilginç bir durumla karşılaşıyoruz. Öğrencilerin uzun vadedeki kazançları açısından duruma baktığınızda çok çok seçici bir üniversiteden mezun olmuş olan öğrenci ile her geleni alan bir üniversiteden mezun olmuş olan öğrenci arasında aslında 20 sene 30 seneye yaydığınızda bu kazancı pek de bir fark ortaya çıkmıyor. Hatta hiç fark ortaya çıkmıyor. Bu çok ilginç bir durum. Sanat ve sosyal bilimlerde çok belli belirsiz bir trend var esasında. Yani daha az seçici üniversitelerden mezun olduğunda kazancın biraz daha az olabileceği yönünde. Ama mühendislikte çok ilginç bir şekilde bu üniversitenin seçiciliğinden yahut da sıralamalardaki yerinden bağımsız bir durum varmış gibi gözüküyor. Bunu bir kenara koyalım. Demin söylediğim gibi mühendislik eğitiminin hangi ülkede ya da hangi ülkelerde, hangi zaman diliminde ve hangi seviyede ele alındığı çok çok önemli. Neredeyse hepinizin çok iyi bildiği bir gözlem. Elektronik endüstrisi, özellikle de elektronik endüstrisi zaman içinde ekonomik açıdan çok büyük iniş çıkışlara sahne olan bir sektördür. Bu diğer sektörlerde çok fazla gözlemlenmeyen bir durum. Söz gelimi otomotiv yahut inşaat yahut da başka bir mühendislik, kimya diyelim ki yahut ilaç sanayi, bunun gibi sektörleri göz önüne aldığınızda bunların hiçbirisinin elektronik kadar inişli çıkışlı olmadığını görürsünüz. Bu
inişli çıkışlı durum, bu 1984 ile mesela 2016 arasındaki çalkalanmaları size gösteriyor. Bu tabii doğrudan doğruya öğrencilerin tercihlerine de yansıyor. Yani bu değişkenlik öğrenci sayılarına kendisini aksettiriyor. Bakın, bu sadece 2002-2012 arasında değişik mühendislik branşlarına yazılmış olan öğrencilerin sayılarındaki değişimler. Burada tuhaf olan sadece bir tane eğri var. O da şu yeşil eğri ve tabii ki tahmin edeceğiniz gibi o tuhaf eğri elektrik elektronik mühendisliğine ait. Çünkü dönemsel olarak endüstrinin ekonomik durumuna bağlı olarak öğrencilerin o branşı seçme ya da seçmeme yüzdeleri ciddi değişiklikler gösterebiliyor. Çok benzer bir şekilde bilgisayar mühendisliğinde de aynı şeyi gözlemleyebiliyoruz. 1975'ten 2014'e kadarki dönem içinde. Ama bunun da ötesinde bu demin gösterdiğim durumu da aşan daha temel bir durumla karşı karşıyayız bugün artık. Artık mühendislik Batı ülkelerinde tercih edilen bir meslek olmaktan çıkıyor, süratle çıkıyor. Ve bunun da aslında bir tane sebebi var. O da üretimin, başta üretimin son 20 senedir ve artık giderek de tasarımın, yani inovasyonun kendisinin de hızla Asya'ya doğru kaymakta olması. Ve bu durum hem üretimin hem tasarımın yaratıcılığın Batı'dan Asya'ya doğru kayması süreci Batı ülkelerindeki genç nüfusun mühendislik dallarına olan ilgisini de hızla azaltıyor. Bu bir gerçek ve bunu öncelikle de lisans kayıtlarını yaptıran ya da yaptırmayan öğrencilerin sayılarına baktığımızda görebiliyoruz. İkinci üzerinde durmak istediğim husus temel eğitim. Temel eğitim gerçekten de Mithat Hoca'nın dediği gibi son derece önemli ve Mithat Hoca'nın orada gösterdiği en son sanıyorum slaydında üniversite ile yüksekokul arasındaki o farkın doğru koyulması çok çok önemli. Bakın şöyle bir makale var, kısa bir makale, eğer bulursanız lütfen okuyun, çok yararlanacağınızdan eminim. Bunu yazan Frederick Terman, 20. yüzyılın en önemli akademik şahsiyetlerinden birisidir. Yani şöyle söyleyeyim, Terman, William Hewlett ve David Packard'ın hocası. Hewlett ve Packard mezun olduktan sonra onların neler yaptıklarını herhalde anlatmama gerek yok, hepiniz bilirsiniz. Terman böyle bir insan. 20. yüzyılda elektrik elektronik mühendisliğinin altın çağını kuran insanlardan bir tanesi. Ve bir tarihçe yazmış, 1976'da yayınlanmış bir makale. Tabii ki bugün de geçerliliğini koruyor, tarih değişmiyor. Orada şöyle bir gözlem yapıyor. Diyor ki 20. yüzyılın birinci yarısında, özellikle de 2. Dünya Savaşı'na kadarki dönemde elektrik mühendisliği eğitimi çok büyük ölçüde pratiğe yönelik bir eğitimdi. Yani demin Mithat Hocam'ın yüksek okul eğitimi diye altını çizdiği türden bir eğitim verildiğini söylüyor. O dönemde, yani 20. yüzyılın birinci yarısında yetişmiş olan elektrik mühendislerinin çok büyük çoğunluğu söz gelimi bir elektrik santralını nasıl kuracağını, şebeke hesaplarını nasıl yapacağını, evlere dağıtımı nasıl kuracağını yahut da bir telefon santralını nasıl kurup işleteceğini gayet iyi öğreniyor. Ama onun arkasındaki fiziksel temelleri ve onun arkasındaki karmaşık matematiği yeteri kadar öğrenmiyor idi, diyor Terman. Ve bunun acısını 2. Dünya Savaşı'nda ilk defa hissettiklerini söylüyor. Öyle ki 2. Dünya Savaşı sırasında ortaya çıkan yeni teknolojiler, ki bunlar radar gibi, transistörün ortaya çıkması gibi, gerçekten maddenin ve matematiğin çok iyi anlaşılmasını gerektiren atılımlar, o konularda elektrik mühendisliği eğitimi almış olan kadroların yetersiz kaldığını ve buna karşılık fizik eğitimi almış olan, yani fizikçilerin bizzat öne çıkarak, hatta bir dönem boyunca mühendislik rolünü oynayarak fizikçilerin bu gelişimlere ön ayak olduğunu söylüyor. Ve 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra bunu fark eden eğitim kurumlarının bu sefer temel eğitime ağırlık vermelerini,
özellikle de fizik ve matematiğe ağırlık vererek sağlam bir eğitim programı kurmuş olmalarını Terman makalesinde mühendisliğin bu altın çağının, altın devrinin anahtarı olarak anlatıyor. Çok ilginç bir makale. Yalnız burada şu da var, bugün artık burada değiliz. Artık mühendisliğin altın çağını yaşamıyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de elektrik elektronik mühendisliği özellikle artan konu çeşitliliği altında boğulmaya başladı. Artık öğrencilerimize 4 sene içinde temelleri yeteri kadar vermek konusunda zorlanıyoruz. Çünkü zaman yok. Çünkü yeteri kadar ders saati yok. Ve buna ek olarak da öğrencilerin alabilecekleri çeşitli özel yönelimlerin sayısı hızla artıyor. Böylece elektrik elektronik mühendisliği seçeneklerin altında ezilme tehlikesiyle karşı karşıya bugün. Size sadece bir örnek göstereceğim. Bu bir üniversitede, batıdaki bir üniversitede tipik 4. sınıf öğrencilerinin karşısına verilen seçmeli ders listesi. Yani öğrenci bu seçmeli ders listesinden, bakın burada kaç tane var ben bilmiyorum ama sadece şuradan bir küçük şeyi büyütüp size okumanız için veriyorum. Bu seçmeli ders listesinden birkaç ders seçmesi isteniyor öğrencilerin. Siz öğrenci olsanız ne yaparsınız? Burada öğrencilerin anlamlı ve bir bütünlüğü olan eğitim almaları artık mümkün olmaktan çıkıyor. Bir de bunu daha da güçlendiren bir durum var. Bir tarafta artan seçenekler, diğer tarafta ise azalan ders saatleri. Çünkü artık bugün Batı ülkelerinde özellikle de Anglo-Sakson modelini benimsemiş olan eğitim sistemlerinde bir mühendislik öğrencisinin tipik olarak 120-130 kredi ile mezun olması mümkün. Anglo-Sakson sistemi doğru uygulandığında öğrencinin sınıfta geçirdiği ders saatinden daha fazlasını kendi kendine, kendini yetiştirerek, sorular çözerek, gerektiğinde hocasıyla gidip konuşarak, ev ödevlerini yaparak sınıfta geçirmiş olduğu zamanı en azından ikiye katlamış olması beklenir. Ancak bu Anglo-Sakson sistemi dünyanın değişik ülkelerinde aynı şekilde uygulanmıyor. Hatta şunu da söyleyeyim, bu doğrudan doğruya Anglo-Sakson üniversitelerinde bile tam olarak uygulanmıyor. Dolayısıyla limitli bir süre içinde, yani 120-130 kredi saat içinde öğrencilere bir seçmece konu dağarcığı vermek zorundayız. Bu sayı bundan 50 sene önce tipik olarak 200-240 kredi iken bugün 120-130'a kadar düşmüş durumda. Az zamanda çok ve çeşitli dersle öğrenciler karşı karşıya kalmak durumundalar. Üçüncü konu, akademik ortamın araştırma ağırlıklı hale dönüşmesi ve tenür sistemi. Bilenler biliyordur ama tenür sistemini ben kısaca size burada hatırlatmak isterim. Bu da yine Anglo-Sakson üniversite sisteminin bir özelliğidir. Ve bugün artık dünyanın değişik ülkelerinde, Avrupa'da da, ki çok kısa bir zamana kadar Avrupa'da tenür sistemi diye bir şey yoktu, uygulanmaya başlanmış olan bir durum. Ülkemizde yok. Ülkemizde olmamasının sebebi de YÖK. YÖK sistemi altında böyle bir sistemin uygulanması söz konusu değil. Ama birazdan göreceksiniz, aslında bunun avantajları da var. Tenür sistemi şu şekilde çalışıyor. Genç bir öğretim üyesi akademik kariyerine başladığında, herhangi bir üniversitede işe alındığında genel olarak yardımcı doçent kadrosuna alınır ve bu öğretim üyesine kısıtlı zamanlı bir kontrat verilir. 5 ile 6 senelik bir kontrat. Sürekliliği yok. Yani devam garantisi yok. Bu akademik eleman adayı bu önündeki zamanı çok çok iyi değerlendirmek zorunda ve üretken olmak zorunda. Ne şekilde üretken olacak? Araştırma, yayın, projeler yaparak. Burada özellikle araştırma ve yayın konusunun altını çiziyorum. Çünkü bu
Bu sistemde, yani tenür sisteminde sadece eğitime ağırlık vererek, iyi bir hoca olmaya, iyi bir ders anlatıcı olmaya ağırlık vererek tenür almak pratik olarak mümkün değil. Bunu yapmak isteyen kişilere teaching professorship adı altında bir tür ikincil profesörlük yolu bazı üniversitelerde gösteriliyor. Bazılarında ise böyle bir seçenek bile yok. Yani pırıltılı ve akademik kariyer yapmak isteyen genç bir elemanın önündeki tek seçenek işe başladığında araştırma ve yayına ağırlık vermek ve buna karşılık da eğitimden olabildiğince kendisini uzak tutmak. Eğer genç bir eleman zamanının çok fazla bir parçasını sınıf dersleriyle geçiriyorsa, bölüm başkanı onu kenara çekip bir dakika sen ne yapıyorsun der. Çünkü bu hareketin o kişinin tenür prosesinde ona negatif etki yaratacağını herkes bilir. Ha, devamında ne oluyor? 5 ila 7 yıl içerisinde bir tenür değerlendirmesi yapılıyor. Bu işi ciddi tutan üniversitelerde gerçekten sıkı bir değerlendirme ve sonuçları önceden çok fazla kestirilemeyen, bu değerlendirme sonunda eğer yetersiz bulunuyorsa bu genç eleman, üniversiteyle ilişiği kesilir. Yani şu kısıtlı süreli kontratın bitim tarihinde ilişiği kesilir ve ondan sonra güle güle, hayatta sana başarılar derler. Ve ondan sonra da başka bir üniversiteye gidip tekrar işe girmesi de zorlaşır. Ondan sonra gidebileceği üniversiteler hep daha alt seviyelerdeki üniversiteler olur. Yusuf, 5 dakikan kaldı. Eğer başarılı oluyorsa o zaman o kişinin önü açılıyor, doçent kadrosuna geçiyor ve süresiz kontrat olarak devam edebiliyor. Devamında da tekrar profesör ve süresiz kontrat. Süresiz kontrat dediğim artık oranın kadrolu elemanı ve gelecek endişesi taşımadan akademik kadrodaki görevine devam edebiliyor. Gördüğünüz gibi bu tenür sistemi gerçek anlamda uygulandığı zaman çok çok keskin sonuçları olan bir sistem. Şimdi burada gördüğünüz şu, araştırma her şeyden daha önemli. Ve bu sadece Anglo-Sakson sistemindeki üst düzey üniversitelerde değil, artık dünyanın başka üniversitelerinde de giderek yaygınlaşmaya başlayan bir durum. Genç öğretim üyelerinin eğitim faaliyetlerine ağırlık vermeleri tercih edilmiyor ve bu özellikle de lisans seviyesinde kaliteyi olumsuz yönde etkiliyor. Yüksek lisansta durum farklı. Yüksek lisansta bu kişilerin yaptıkları araştırmaların etrafında oluşturdukları eğitim faaliyetleri, asistanlarıyla birlikte yaptıkları faaliyetler onların her zaman kârhanesine yazılır. Ama lisansta yapacağınız bir eğitim böyle bir kârhanesine maalesef yazılmıyor. Buradan son kapanış olarak şu soruyu sormak isterim. Üniversite sıralamaları biliyorsunuzdur hepiniz. Dünyanın değişik ülkelerinde değişik üniversitelerin sıralamaları sürekli olarak bu şekilde çıkar. Bu ne kadar anlamlı? Yani bir mühendislik okulunun başka diğer mühendislik okullarıyla kıyaslanması söz konusu olduğunda bu kıyaslama aslında neye göre yapılıyor? Ona baktığınızda aslında ağırlıklı olarak bu kıyaslamanın araştırma çıktılarına dayandığını göreceksiniz. Ve bunun sebebi de şu, eğitim kalitesi doğrudan doğruya ölçülmesi zaten zor olan bir şey. Eğitim kalitesini ölçmek için o kişinin bütün kariyerine ve mezun olduktan sonraki 20 senesine bakmanız lazım. Bu zor. Oysa ki araştırma çıktılarını kolaylıkla sayabilirsiniz. Makale mi üretmiş yahut da kaç tane atıf almış yazdığı makale, bunun gibi sayılar. Sayılarla ölçmek her zaman daha kolay. Ve şunu da hesaba katmak lazım. Bu sıralamalarda hep öne çıkan araştırma üniversitelerinin bütçelerine baktığınızda bu bütçelerin öyle kolay kolay yenilip yutulabilecek rakamlar olmadığını hemen göreceksiniz. MIT'nin yıllık bütçesi, yıllık bakın bunlar, yıllık dönem bütçesi $3.5 milyar. Stanford $6 milyar, Cambridge $2 milyar. Böyle sayılar ve bu tipik olarak bu rakamların yaklaşık %30'u ila %50'si doğrudan doğruya araştırma projelerinden karşılanır. Dolayısıyla bu çarkın dönmesi için araştırmanın hep öne çıkması şart. Böyle bir durumda yine demin gösterdiğim grafiği gösterip sözlerimi bitirmek istiyorum. Bu kadar
yüksek rakamlarla araştırma üzerine yüklenen üniversiteler ile çok daha küçük bütçelerle ve daha fazla eğitime ağırlık veren üniversiteler arasında sonuçta ne kadar fark ürettikleri insan kalitesi bakımından sonuçta ne kadar fark oluşuyor, onu da bu grafik size tekrar göstermiş oluyor. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bizim zamanımızın tamamlanmasına 5 dakika kaldı. Bu ilginç konuşmalar üzerine sorulacak soruları 5 dakika içinde toparlamak mümkün değil. Fakat programa baktım, bizden sonraki oturum 20 dakika sonra başlıyor. Ve yine eğitim konusuyla ilgili program ve onların süresi 3 saat. O bakımdan ben biraz yaş avantajını da kullanarak bu kalan 5 dakikayı 15 dakikaya çıkarıyorum. İtirazı olan bana gelsin. Evet, 15 dakika soru cevap zamanı var. Lütfen söz alanlar önce isimlerini söylesinler. Buradan ve başlayalım. Lütfen zamanı iyi kullansınlar. Buyurun. İyi günler. Herkes size hoş geldiniz diyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ederim. İsmim Münip Öber. Ben hocam müsaade ederseniz birkaç cümleyle mühendislik eğitiminde proje yönetimi derslerinin yer alması konusunda bir iki fikrimizi ve dahil olduğum İstanbul Proje Yönetim Derneği adına bu proje yönetiminin mühendislik eğitimindeki yeri ve yaptığımız çalışmalarla ilgili birkaç cümle söylemek isterim müsaadenizle. Lütfen hızlı toparlayın. Şimdi ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra 30 yıl kadar elektronik haberleşme sanayinde çalıştım. Ve sonra son 5 yıldır da Yeditepe Üniversitesi'nde proje yönetimi eğitimi veren bir öğretim görevlisiyim. Ve bu proje yönetiminin mühendislik eğitimi içindeki yerini çok net bir şekilde mezun olan arkadaşlarımızın olumlu geri dönüşlerinden net bir şekilde anlamış durumdayım. Muhakkak ki bir metodoloji bilgisi ile çalışma hayatına başlamanın önemi çok büyük. Bunu daha sonra eğitim alan arkadaşlarım dediğim gibi olumlu geri dönüşleri, yer aldıkları projeler içindeki başarıları ve hatta işe girişteki başarıları konusunda geri dönüşlerden anlıyoruz. Sonuç olarak mühendislik eğitimi içinde proje yönetimi eğitiminin yer almasını talep ediyoruz. Bu konuda dediğim gibi derneğimiz adına çok çeşitli çalışmalarımız var. Başta İstanbul Teknik Üniversitesi ve diğer üniversiteler olmak üzere oralarda çok çeşitli seminerler veriyoruz. Ve dolayısıyla proje yönetimi konusunda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Bunun da üniversitelerde zorunlu eğitim olarak yer almasını talep ve rica ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ümit ederim dinleyiciler arasında üniversitelerde sizin talebinizi tartışacak ve sonuçlandıracak türden insanlar da vardır. İki sene evvelki programda yaptığımı burada da tekrar etmek istiyorum. Dinleyiciler arasında elektrik elektronik mühendisliği öğretimi alanında fiilen aktif olan kaç kişi var? El kaldırsın lütfen. Teşekkür ederim. Geçen seneye göre daha iyi. Evet, başka söz alın. Buyurun. Salim Yayla, emekli kimya mühendisi. Yusuf Hoca üniversite sıralamalarının niye göre yapıldığını açıkladı. Ben de o açıklamalara katılıyorum. Öğrenebildiğim kadarıyla yayın ve araştırma dikkate alarak değerlendirme yapılıyormuş. Özellikle mühendislik eğitiminde ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuydum ve 30 yıl
önemli, ülkemin önemli sanayi kuruluşlarında mühendislik yaptım. Ben başarıyı, bir üniversitenin başarısını mezun ettiği öğrencilerin özellikle mühendislik eğitiminde sanayideki başarılarına bağlı bağlanmasını daha önemli sayıyorum. Yayın ve plan ikinci geliyor. Ben karşılaştığım problemleri çözerken sanayide okuldan aldığım bilgiler bana destek oldu. Benim mezun olduğum okulun araştırma ve yayınları benim mühendislik hayatımda, meslek hayatımda beni hiç ilgilendirmedi. Onlar da önemli, onları göz ardı etmiyorum ben ama ben her üniversitenin başarısında, mezunlarının başarısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu arada şunu da, ben daha önceki şeylere katılamadım, seminerlere. Ben İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türkçe eğitim aldım. Kızım İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde Türkçe eğitim aldı. Daha küçük kızım Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Kimya Mühendisliği eğitim aldı. Oğlum da bu ülkenin ilk Maarif Koleji denen Kadıköy Anadolu Lisesi'nde okudu. O da İngilizce eğitim aldı. Özellikle Otü'de okuyan kızım da kimya mühendisiydi. Benim meslektaşımdı. Yani ben yabancı dille eğitimi de karşıyım. Bunu da çok açık net söyleyeyim. Eğitim Türkçe olmalı, ana dille olmalı. Ama mutlaka mümkünse 1-2-3 dilde öğrenilmeli. Ben dil bilmemenin acısını çok çektim ama aldığım okuldaki mühendislik eğitiminde büyük yararlarını gördüm. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Son söylediklerinize ben de şahsen katılıyorum. Ve bu arada gerek Yusuf'un gösterdiklerinin, gerek sizin söylediklerinizin Mithat Bey'in mühendislik öğretiminde üniversite yüksekokul ayrıştırması önerisinin üzerine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum. Başka söz almak istemem. Buyurun. Merhaba. Adım Müştak Erhan Yalçın, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden. Ben Yusuf Hocam'ın söylediği, yani Batı'daki mühendislik eğitimine olan ilgi azaldığından bir yorum yapmak istiyorum. Benzer etki aslında Türkiye'de de gözüküyor. Eğer son 5 yılın, ki ben ilgilendim bir baktım, çünkü bu sistem eğitiminin Avrupa'da ve Amerika'da ilginin azalmasıyla birlikte orada bazı çalışmalar yapıyorlar. Acaba elimizdeki kaynakları verimli kullanmak için veya mühendis ihtiyacımızı karşılamak için işte bir şekilde 3. dünya ülkelerinden, Türkiye'den, Hindistan'dan, İran'dan mühendis devşirip veya eğitip o açığı kapamayı düşünüyorlar. Türkiye'de baktığımız zaman benzer bir yansıma var hocam. Bize eskiden giren, yani son, ben İTÜ'de 2006'dan beri çalışıyorum. O zamanlar fen liselerinden yüksek sayıda öğrenci girerdi ve en iyi öğrenciler fen lisesinden gelirdi. Son 5 seneye baktığımda fen liselerinden gelen öğrenciler ciddi miktarda azalmakta. Yani eğer bir ara merak ettim, fen liselerin kuruluş amacını okudum. O amaçların içerisinde de işte bilim ve teknoloji yönünde insan yetiştirme üzerine kurulmuş liseler ve bu liseler gerçekten çok etkili oldu. Birçok iyi öğrencimiz oradan geldi ve bize de büyük katkısı oldu. Ama son yıllarda bu tıpa olan teşvik ve bunlar işte yüksek ücret kazanma konusunda öğrencilere verilen motivasyon, fen liselerindeki öğrencilerin %10'unun bize doğru, yani mühendislik olarak, biz dediğim mühendislik eğitimine doğru yönelmesine etkiledi. Şimdi eğer benzer şekilde Avrupalıların düşündüğü gibi pek bizde düşünen kurumlar var mı diye soruyorum. Özellikle MÜDEK çalışanlarına. Çünkü bu önemli bir problem. Önümüzdeki 15 yıl sonraki mühendisler, baktığımızda iyi yetiştireceğimiz mühendislerimizin çoğu fen liselerinden gelmiyor. Diğer liseler de iyi ama esas etki yaratacak amacı kurulmuş fen liselerinden gelenlere yanlış yönlendiklerini düşünüyorum. Ve ben izlediğim kadarıyla memleketimizde bu liselerin esas amacını öğrencilere teşvik edecek ve teknoloji temelli, teknik üniversitelere yönlendirecek bir çalışma yapılmıyor. Avrupa'da ve Amerika'da aslında bu sistem eğitimi için liselere kadar inip insanları yönlendirmeye çalışıyorlar. Yani gençleri yönlendirmeye çalışıyorlar. Özellikle bu kazanç konusunda, mutluluk konusunda yapılacak işlerin, hani daha hala bir şeyler var mühendislik alanında. Bu alanda her şey bitmemiş diye bir çalışmalar yapılıyor ama memleketimizde benim görmediğim var. Bu konuda
birilerin inisiyatif alıp bir şeyler yapması gerektiğini de düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Bu konuda Türkiye'nin elektronik sanayicilerinin biraz düşünmesi lazım. Ve ben Türkiye elektronik sanayicilerinin bu konuda büyük günahları olduğu kanaatindeyim. Çünkü Türkiye'de aşağı yukarı 40 sene boyunca liselerden mezun olan en nitelikli çocuklar elektronik mühendisliği öğretimine geldiler. Fakat Türkiye elektronik sanayi bunları üretken yapacak, mutlu edecek bir gelişme gösteremedi. Şayet bu sağlanmış olsaydı, biraz evvel Müştak'ın şikayetçi olduğu durum zannediyorum olmazdı. Ve nasıl bugün yaratıcılığın ve üretimin en yoğun olduğu Uzak Doğu'da elektrik, elektronik mühendisliği bir yükselme dönemindeyse Türkiye'de de bu yaşanabilirdi. Durun, burada ben bir şey söyleyebilirim. Evet, Mithat Bey, siz diyorum. Bu çalışıyor herhalde. Ben Yusuf Bey'in söylediğinden elektronik mühendisliğinin veya elektrik mühendisliğinin önemi azaldığı, önemi kalmadığı gibi bir sonuç çıkartmıyorum. Elektrik ve elektronik mühendisliğinin bence çok çok daha fazla uygulamaları olacak. Özellikle tıp konusunda müthiş uygulamalar bekleniyor. Sadece belki öğrencilere zor geliyor veya belki de öğrencilere bu kadar zor bir eğitimin sonunda sağlanan para cazip görünmüyor. Başka sahalar daha cazip görünüyor. Ondan o tarafa yoğunluk var. Yoksa önemini, çok daha büyük uygulamalarını göreceğiz biz elektriğin, elektroniğin. Teşekkür. Teşekkür ederim. Başka söz almak isteyen var mı? Göremiyorum. Var mı? Var bir tane. Bu daha da var. Evet. Buyurun. Güven Önbilgin, 19 Mayıs Üniversitesi. Şimdi bizim mesleğimiz bildiğiniz gibi Maxwell'den başlıyor. Hiçbiri de ters olarak kanıtlanmadı. Elektromanyetik alan teorisi, alanlar kuramı hala geçerli. Devre teorisi hala geçerli. Ondan sonra matematiğimiz hala geçerli. Fizik, eskiden bir mekanik, bir elektrik fiziği alınırdı, geçerliydi. Ama bugün öğrencilerimizin fiziğin ısı kısmını ve optik kısmını öğretemiyoruz. Zaman yetersizliği öne sürülerek fizik optik okumamış bir kişi fiber optikle uğraşıyor, optik transformatörlerle uğraşıyor gibi bir durum var ortalıkta. Daha sonra örneğin mühendislik tasarımı dersleri koyduk ek olarak. Proje yönetimi gerçekten kalite ve standartlar, mühendislik, ekonomi eskiden çok ayrıntılı okunurdu ama gene zaman sınırlaması yüzünden mühendislik ekonomist diye kısıtladık. Tasarım proje uygulaması kısıtlandı. Yani öyle bir şey geldi ki bir sürü yeni konu geldi. Mikro işlemciler geldi, denetleyiciler geldi filan. Ve bunların çoğunu bu öğrenciler ortak olarak almak zorundalar. Yani bir kişi mikro işlemci üzerine uzmanlaşamaz. Bir enerjiyle uğraşan kişi de mikro işlemci bilmek zorundadır. Haberleşmeyle uğraşan da, tıp elektroniğiyle uğraşan da hepsi mikro denetleyici ve mikro işlemci konusunda kültürü olması gerekmektedir. O zaman ben şunu söylüyorum. Şöyle bir öneri nasıl olur Türkiye'de? 5 yıl her biri 3 dönemden yeni bir program tamamen. 5 yıl her biri 3 dönemden yeni bir program. Çünkü şöyle diyeyim. Zaman yetersizliği nedeniyle laboratuvar uygulamaları da dar saatlere sığdırılmaya başladı. Halbuki 2 yarı yıl kuramsal eğitim, 3. yarı yıl uygulama eğitimi yapılırsa bunun da sıkıntısı kalmaz. Kalabalık öğrenci sıkıntısı da kalmaz. Bence bu konuda bir kampanya açmamız gerekiyor. Siz ne dersiniz? Bir de arkadaşa cevap vereyim fen liseleri konusunda. Fen liselerinde fizik okutulmuyor. Herkes biyoloji, kimya üzerinden tıbba yönlendiriliyor. Yani isteselerdi mühendisliğe giremeyebilirler, söyleyeyim. Teşekkür ederim. Zamanımız benim sündürmeme, uzatmama rağmen bitti. Orada bir el kalkıyor. O arkadaşın da konuşmasını, sorusunu rica edeyim.
Buyurun. Erdener Aldız, emekli askeri mühendis, sanayici ve şu anda da öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Ben teknik üniversitede 5 yıl okudum. 10 yıl mecbur hizmet yaptım. Sonra doktora yaptım. Bir 5 yıl daha mecbur hizmet yaptım. 15 yıl mecbur hizmet yaptıktan bir müddet sonra da emekli oldum. Ben de aynı eğitimi gören arkadaşların çoğu yurt dışına gittiler ve hala da yurt dışındalar. Amerika'da şu anda 4500 tane teknik üniversite mezunu arkadaşımız var. Şimdi aynı eğitimi alıyoruz. Devletin bir kurumu sen mecbur hizmet sana koyuyorum bir yere gidemezsin diyor. Ama devletin başka bölümü hiç mezun olanla bir mecbur hizmet koymuyor. İstediği gibi hareket ediyor. Halbuki hepimizi okutan bu fakir halkın verdiği vergilerle bu eğitimleri aldık biz. O halde bu bütçeyi böyle çarçur etmeye bizim hakkımız var mı? Yani isteyen bu ülkede eğitimini görecek. Herhangi biz ücret ödemedik. Görecek ve ondan sonra da çıkacak gidecek Avrupa'da ya da Amerika'da o ülkeye hizmet edecek. Bu ülkeye hizmet etmeyecek. Bu konuda sizlerin görüşü nedir? Yani bir mecbur hizmet gibi bir şey koymak gerekir mi? Yani hiç olmasa bir müddet bu ülkeye eğitim aldığı süre ya da onun iki misli kadar bir süre hizmet ettikten sonra istediği yere gitsin gibi bir kısıtlama ya da bir mecbur hizmet getirilmesi gerekir mi? Bunu öğrenmek istiyorum. Bu konuda sizin düşünceniz nedir? Bütün konuşmacılara aynı soruyu yöneltiyorum. Teşekkür ederim. Bu tartışmayı çok başka boyutlara taşıyacak bir soru. Onun için zamanımız yok Erdener. Konuyu her ortamda gündeme getirmekte yarar var. Ama bugün dediğim gibi zamanımız yok. Şimdi kalan birkaç dakikalık zaman içinde katılımcılara benim katılım belgelerini sunmam gerekiyor. Onun için önce Sayın Mithat İdemen'e hem onun hazırlamış olduğu bu katılım belgesini sunuyorum. Teşekkür ederim. Teker teker. Peki. Burada fotoğraf çektirecekmişiz. Gel. Thank you.
Teşekkür ederim. Evet, ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.